Videoya başlamadan önce bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sait evli ve mutlu bir aile reisiydi. İki çocuk sahibiydi. Her gün işe gider çalışır, akşam üzeri saat 5'te eve dönerdi. Akşam yemeğini mutlaka ailesiyle birlikte yer ve ilerleyen saatlerde onlarla vakit geçirirdi. Ailesine son derece bağlı olan Sait, bir gün eve baldızının gelişiyle değişmeye başladı. Bu değişimi fark eden karısı nedenini öğrenmek için uzun bir süre eşini izledi. Zaman geçtikçe eşinin daha erken evden ayrıldığını veya işten kendisi yokken daha erken eve döndüğünü öğrendi. Bir gün erkenden kalkıp yola çıkacağı vakitte uyuyor numarası yapmış, evden çıkarken kardeşinin de evden çıkmak üzere olduğunu görmüştü. Nereye gittiğini sorunca bir arkadaşıyla buluşacağını söylemiş ve onu aldırış etmeden evden çıkmış ve bir taksi ile eşini takip etmiş. Eşi sabahın erken saatinde iş yerine değil bir otele gitmiş. Bu duruma çok şaşıran kadın arabadan inip hızlıca içeri girmiş ve lobide bir köşeye oturmuş. Eşik girişinde koltukta çay içerken birisini bekliyormuş. Bir süre geçtikten sonra otelden içeri kız kardeşinin girdiğini görmüş. Kocasıyla kardeşi merdivenlerden yukarı çıkmışlar. Bunu gören kadın çok büyük bir şaşkınlık yaşamış. Gözyaşları içinde eve dönmüş. Akşam eşi eve dönünce ona gördüğü her şeyi anlatmış ve kavga etmişler. Fakat eşi bu suçlamaları reddetmiş. Sait, kızının bir arkadaşının geldiğini ve onunla tanışmak için çağırdığını söylemiş. Bunu duyan kadın eşine inanmış ve özür dileyip konuyu kapatmış. Ancak şüphelenmeye devam etmiş. Eşini uzun bir süre izlemesine rağmen hala bir açığını yakalayamamış. Ta ki bir hafta sonraya kadar. Bir hafta sonra arkadaşıyla buluşmaya giden kadın eve biraz erken dönünce sürpriz bir olayla karşılaşmış. Anahtarı çevirip eve gelince kardeşinin odasından gelmekte olan sesleri duymuş. Odaya gelip kapıyı açınca eşini kardeşiyle birlikte olurken yakalamış. Bunu gören kadın kıyameti koparmış ve ikisini de mahkemelerde süründürmekle tehdit etmiş. Adam karısını ikna etmeye çalışsa da bir türlü edememiş. Bunun üzerine onu feci şekilde dövmüş. Mutfağa gidip ocağın altını açmış ve çakmakla perdeyi ateşe vermiş. Hemen babasını da alıp evden çıkmış. Çok geçmeden evin her tarafını saran duman alev alev yanan perdenin ateşiyle buluşunca büyük bir patlama meydana gelmiş. Ve içinde baygın halde yatan kadınla birlikte yanıp kül olmuş. Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda uzun bir süre sonra gerçek ortaya çıkmış ve suçlunun vefat eden kadının kocası olduğu anlaşılmış. Suçlu olduğu ortaya çıkan adam sorgusunda itiraf etmiş ve baldızını da ispiyonlamış. Böylece iki şeref yoksunu da birlikte hapsi boylamışlar. Haram ilişkiler aile yapısını bozar ve toplumu çökertir. Zina, ahlaki değerlerin temelden yok olmasına yol açan ve insan bedenini hayvani hislerin esiri yapıp aşağılayan çirkin bir davranıştır. Flört, zina gibi haram davranışlarla gayrimeşru ilişkiler çoğalırken toplumun çekirdeği olan aile kavramı onurulmaz bir yara alır. Bu tarz gayrimeşru ilişkiler toplum içinde yayılması ile zamanla kanıksanır ve normal bir hal alır. Artık kutsal bir kurum olan ayrı kavramı gereksiz görülür ve revaç görmez. Kurulan ailelerde de karşılıklı güven olmadığı için huzurdan uzak ve kısa ömürlü olur. Evet, hayatın gayesini zevk zannedenlerin sayesinde tüm toplum ahlaktan uzaklaşır ve sefalet bataklığına sürüklenir. Haram ilişkiler erkeklerden şahsiyet, kadınlardansa iffet ve nezaketi kaldırır. Fiil ortağı arzusu tenhada buluşmaya davet eder. Sonunda da birçok gencin başı belaya girer. Ve sonrasında pişmanlıklar ve acılar yaşanır. İnsandaki cinsiyet, ilahi bir kanun olan çift yaratılmanın ve neslin yürümesinin sadece bir halkasıdır. Onu böylece değerlendirmeli ve ona o ölçüde kıymet vermeliyiz. Flört, kişilerin birbirini aldatmalarına sebeptir. Flörtte çok defa kız erkek tarafından kandırıldıktan sonra terk edilir. Tabii tam tersi olduğu durumlar da olabilir. Kızı kandırıp terk eden erkek, hain, kandırılan kız da maskara durumuna düşer. Flört gençlerde acı tecrübelere sebeptir. Flört gençlerde gafilce tecrübelere yol açar. Bu tecrübelerin çoğu kötü şekilde sonuçlanır. Tecrübe için insan cebine koyup gezmek gibi bir ahmaklık yapmaz.
Flört gençleri ruhi bunalıma sokar. Gençler arasında aşağılık kompleksli, kıskançlık, kin ve nefret ve çeşitli ruh bunalımları doğurur. Haram sevmek diye bir kıskançlık elemi ve firak elemi ve mukabele görmemek elemi gibi birçok arızalarla o cüzi lezzeti zehirli bir bal hükmüne geçer. Evet, gayrimeşru muhabbetin cezası merhametsiz azap çeker. Ancak bu durumda hata yine kişinin kendisine aittir. Zira haramı kendi iradesiyle seçmiş olduğundan sonuçlarına da yine kendi katlanacaktır. Flört, akıl, mantık hislerini alt üst eder. Mahremiyet sınırlarını aşıp taşarak cinsel hislerini ayaklandıran insan, aklının ya tümünü ya da üçte ikisini kaybetmiş gibidir. Artık alacağı kararlar, yapacağı işler aklının, mantığının değil de alevlenmiş hislerinin kararı olur. Hisse ödülü görmez ve sonra akıl baştan gider. Ama bu defada zamanı geçmiş bir akıllanma olur. Zina kişinin imanını kaybetmesine vesiledir. İnsan mümin olduğu halde asla zina edemez, asla hırsızlık yapamaz ve asla içki içmez. Bir rivayette hadisin sonunda mümin bunları yaparsa boynundan İslam gerdanlığı çıkartılır. Tövbe ederse Allah tövbesini kabul eder. Resulullah buyuruyor ki, Hazreti Allah zina edip içki içen bir kimsenin imanını başından bir kimsenin gömleğini çıkardığı gibi çıkartır. Bir diğer hadiste ise Resulullah şöyle buyuruyor. Bir kul zina etmeye başladığı zaman imanı kalbinden çıkartıp başının üzerinde bir gölge gibi bekler. Ancak zinadan feragat ettikten sonra geri döner. Zina kişiyi cehenneme sürükler. Ey insanlar topluluğu, zinadan uzak durunuz. Çünkü onda 6 tane kötü haslet vardır. Bunlardan 3'ü dünyada, 3'ü ahirettedir. Dünyadakiler şunlardır. Zina güzelliği giderir, fakirliğe sebep olur, ömrü kısaltır. Ahiretteki kötü hasetlere gelince, ilahi gazabı kötü bir şekilde hesaba çekilmeyi, cehennemde ebedi kalmayı gerektirir. Zina Allah'ın azabını celbeder. Hazreti Allah'ın gazabı zina edenlere karşı çok şiddetlidir. Bu tarz videoların devamı için bizlere abone olarak destekte bulunmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.